Dede Allah rızası için bir şey söyle. Dede. Dayı ses yapma. Ahmet dayım arkada uyuyor. Abi Ahmet. Ahmet'e ne oldu? Benim eve götürelim. Doktoru çağıralım, hemen ilgilenir. Kaldır, kaldır. Tut bakayım, tut. Çabuk, çabuk. Hadi hemen. Hasan, arabaya gel. Çabuk, çabuk, çabuk. İçinde benim olmam lazımdı Sinan. Benim olmam lazımdı o tabutun içinde. Necmi, ne olmuş, senin haberin vardır bu işlere. Bilmiyorum ki Şevket abi. Şimdi mezarlıktan da bir yer ayarlamak lazım. Hayır. Torunum bu bahçeye gömülecek. Bir evladımı denize verdim.
Ahmet Hanım dizimin dibinde olacak. Üzerinde toprağımız olacak. Sağ olun dostlar, sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun kızım. En az bir gün yatağından çıkmasın, dinlensin. Olaydan mümkün olduğunca uzak tutun. Teşekkür ederiz. Peki, geçmiş olsun. İyi akşamlar. Arkadaşlar size eşlik edecekler. Teşekkür ederim. Annem, kuryem
kıyamadın kardeşine Emine. Ahmet'in eve böyle mi dönecekti? Biz nereden bulabilirdik kendimi? Dinlemediniz beni. Dinletemedim kendimi. Allah'ım nasıl dayanırım ben bu acıya? Bana sabır ver Allah'ım. Başın sağ olsun Sinan. Başın sağ olsun Emre amca. Sağ ol canım. Başın sağ olsun Emre amca. Sağ ol canım. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sinan'ım, siz daha iyi bilirsiniz ama bir şeyler duydum. Eğer yapabileceğim bir şey varsa sizin meseleniz benim meselemdir. Gereken neyse yaparsın. Mesele kapandı Şahin. İki tarafında kaybı büyük. Uzatmayan lüzum yoktur. Takdir senindir Enver abi. Ama onların kaybı bizimkiyle bir olamaz. Onlar biz... Ölüm her yerde aynı acıyı bırakır gerisinde Şahin. Dediğim gibi karar senindir Emir abi. Ben sadece... Sağ ol Şahin. Buraya kadar geldin. Acımıza ortak oldun. Eksik olma. Kaderin önüne geçilmez. Kimse geçemez. Abi. Biraz dinlen istersen. Ben beklerim Ahmet'in başında. Irmak. Aşkım. Bir bakalım neredeyim. Irmak. Tamam söylüyorum. İlk tanıştığımız kafedeyim.
Hastaneden bir günlük izin aldım. Çok bunalmıştım zaten orada. Irmak. Aşkım ne oldu? Kardeşim. Ahmet'i kaybettik. Ne? Ne diyorsun sen Sinan? Ben hemen geliyorum. Irmak'cığım lütfen testlerini bitirdikten sonra gel. Olmaz Sinan. Irmak burada yapabileceğin hiçbir şey yok. Lütfen beni üzme olur mu? Olur aşkım. Sen nasıl istersen. İçim böyle hiç rahat etmeyecek ama. Sen nasıl istersen öyle olsun aşkım. Hoşça kal. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Silmedin gözümden akan yaşımı.
Muhterem cemaat, uzaktan yakından geldiniz. Hepinizden Allah razı ve memnun olsun. Amin. Merhum Ahmet kardeşimize de gani gani rahmetler ihsan eylesin. Hatlarınızı da helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun.
Arif. Bunları onun topçu arkadaşlarına götürür müsün? Tamam hayatım. خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الغلاق الغليم إنما يمره إذا إراد شيئا أن يقول لا كن فيكم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة. Annem. Annem hadi bir lokma ye. Bak kaç gündür boğazından doğru düzgün bir şey geçmiyor. Şekerim var, hastalanacaksın, haydi. Hadi Nermin. Olmaz böyle evladım. Bir şeyler yemelisin. Ne olursun daha fazla üzme bizi. Alo, buyurun. Evet, benim. Ahmet'i kaybetti. Evet. Kolay gelsin. Maalesef, sağ ol. Necmi abi. Trabzonspor'dan aradılar. Ahmet niye imzaya gelmiyor diyorlar. Yakınında olsun ister evlatları. Yani başında olsun. Öpsün, koklasın. Kader bu ya. Evlatlar bazen bırakır gider analarını.
Anidir her ölüm. Zamansızdır. Haksızdır çoğu zaman. Kabullenmek istemez geride kalanlar. Sanki geri gelecekmişsin gibi umutla beklerler. Günlerce, haftalarca. Ama ölüm ayrılıkların en acımasız olanıdır. Ve zaman umutların katili. Gene de geriye dönüp baktığında anılardır sadece hatırlanan. Yarım kalmış hayatlar geride kalanlarda yaşanır. Gidenler hissettiklerinde hatırlandıklarını, ölüme de gülümserler, hayata gülümsedikleri gibi. Keşke söyleyebilseydim Ahmet. Seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyebilseydim. Sana sımsıkı sarılıp, gözlerinin içine bakıp, seni çok seviyorum Ahmet. Hem de herkesten, her şeyden çok seviyorum diyebilseydim. Niyazi'm, sen beni düşünme. Git ananın yanında ol. İhtiyacı vardır onun şimdi sağ. Sağ ol Bükem. Ama seni burada... Niyazi'm. Sen benim yanımda olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yoktur benim için. Hadi.
Sen git ananın yanına. Sonra yine gelirsin. Peki bakayım. Aşkım, ben sana bir şey söyleyeceğim. Söylerim Akçım. Hani sen bana gelme demiştin ya. Ben bugün geliyorum. Peki testler? Hepsi tertemiz çıktı, gerçekten. Irmak, doğru söylüyorsun değil mi? Yani ben üzülmeyeyim diye. Aşk olsun Sinancığım ya. Bak hepsini yanında getiriyorum, kendin bakarsın, olur mu? Peki Irmakçığım, dikkatli ol. Tamam aşkım, görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Oğlum tabii. Sana da moral olur biraz. Anacığım ya. Şu halinle bile beni düşünüyorsun ya. Bir haftadır ne yemek ne bir şey yiyormuş. Bir tek su içiyormuş, o da zorla. Çok zor vallahi. Allah kimseye böyle acı vermesin. Amin kızım, amin. Harun'uma haksızlık ettiler hoş. Ama böyle bir şey olmasın, kim ister? O Ahmet her gün top peşinde koşardı. Gencecik, fidan gibi çocuk. Çok yazık oldu çok. Allah rahmet eylesin. Buran çocuk da intihar etti değil mi anneanne? He, öyle olmuş diyorlar. Onun da gönlü varmış bu kede. Aman, neyse ne. Hadi bakayım, sen ye yemeği onu. Hadi ye bir gül. Bahar teyzesi bu bale yapacağım diye kaşık kadar kaldı. Aa, laf demeyin benim yeğenime. Maşallah, manken gibi benim yeğenim. Aa, bunlar bir de iki oldu. Oklavaya sarılmış hamur gibi böyle incecik kaldın kızı. Aman. Varma kızın üstüne Fehime. Acıkınca yiyecek tabii ya. Ne yapacak da? Ya ben yemeyeceğim. İnternet kafeye gitmem lazım benim. Aa, hayırdır? Okulun sitesine bakacağım. Teyzeciğim bizde internet var ya. Gelirsiniz de beraber bakarız. Olur. Sen şimdi otur yemeğine ya da laf yeme. Ye. Abi. Hayırdır Sinan Hanım? Necmi'nin oraya gidiyorum. Evde durunca daha kötü oluyorum be abi. Haklısın kardeşim. Haklısın. Annem nasıl? Annem aynı. Buke nasıl? Nasıl olsun? Böyle çay evinde bir başına beni bekliyor kızcağız. Yanında kalamıyorum, annem var. Anneme bir şey diyemiyorum, acımız var. Daha nikah da kıyamadık. Bir başına kaldı işte orada, beni bekliyor. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım Sinan. Abi, her şey düzelecek abi. İnşallah kardeşim, inşallah. Hadi sen Necmi'ye selam söyle. Söylerim abi. Az önce Trabzonspor'dan aradılar. İmzaya ne zaman geleceksiniz diye soruyorlar. İdmanlara çıkmıyormuşsun Necmi abi. Nasıl çıkayım Sinan'ım? Çocukların hangisinin yüzüne baksam Ahmet'i görüyorum. Koskoca adam anlamam geliyor.
olmuyor öyle çocukların karşısında. Bu çocuklara sana ihtiyacı var Necmi abi. Yakışır mı sana onları ortada bırakmak? Sami de beni düşün. Kardeşim orada yatıyor, annem yemeden içmeden kesildi. Ama birilerinin ayakta durması lazım be abi. Haklısın. Haklısın Sinan'ım da. Çok zor ya. Vallahi çok zor. Yapma dedim Niyazi. Anne ben... Dinlemedin beni. O kızı uğursuzluk getirecek dedim, dinlemedin. Yapma anne. Yapma da. Kızın ne suçu var? Ha? Birini suçlayacaksan beni suçla. Ben de kendimi suçluyorum zaten. Ama Buke'nin hiçbir suçu yok. Kız orada tek başına kaldı. Perişan oldu. Gel anne yapma. İnsaf et. Benim oğlum toprağın altında yatıyor Niyazi. Sen neyin insafından bahsediyorsun? Anne. Farkında mısın? Orada yatan benim de kardeşim. Canım. Her şeyim. O zaman ona göre davran Niyazi. Anne. Anne. Hacı. Hı. Akşama ne pişireceksiniz kız? Sabahtan beri çaylık alımyeri, alımyeri çaylık. Git gel, git gel. Dur bakalım ne zaman evde oluruz belli değil. Çok oldu mu siz buraya gelelim? Bir saattir buradayız. Daha da bayağı bir kuyruk var. Uy kız Feliz. Hadi sen git bari de. Akşam yemeği için bir şeyler al çarşıdan, dükkanlar kapanmadan. Bizim eve gitmemiz akşamı bulur. Olur, olur anne. Ya haydi. Uy maşallah. Pek hanım senin bu kız. Küçüklüğünden beri böyle bu. Pek iyi huylu maşallah. Öyledir maşallah. Bazıları kıymetini bilmese de güzeldir benim kızım. Niyazi ile o kızın nikahları hala kıyılmamış. Dur bakalım Fatma. Çocuk gömüleli kaç gün oldu da. Biraz soğusun ortalık, kıyarlar elbet. Biraz zor kıyarlar. Niye ki? Nermin ağzına daha bir tek lokma koymamış. Hem bunlar ne zamana kadar böyle nikahsız duracaklar? Tövbe tövbe. Dost hayatı yaşar gibi. Fatma abla, kız zaten çay evinde kalmıyor mu? Onlar beraber yaşamıyorlar ki. Sen öyle san. Niyazi geceleri eve gidiyormuş. Kalıyormuş da. Herkesin günahı kendi boynuna Fatma. Biz işimize bakalım. Hey bakalım. 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 Of çok güzel. Tarihi bir binaymış teyze. Gerçekten çok güzelmiş. Acaba nerede başvuru sayfası? İn bakayım aşağı. Mülakatla alıyorlarmış. Yani kendin Batum'a gitmen gerekiyor. Hadi ya. Ya kabul etmezlerse beni? Kabul ederler teyzeciğim. Niye etmesinler? Pınar Hoca söyledi ya bir yıl geç kalmışız diye. Hem baksana küçücük kızlar. Hepsi öğrenci. Hemen kötü düşünme sen de. Bir git bakalım. Hem ben seni kazanacağından eminim bir günüm. İnşallah teyze. Hem bak ne diyeceğim. Beraber gidelim Batum'a. Hem senin Rusçan da var. Süper olur. Babam da gelecek. İmza işleri için falan gerekebilir. Bak teyzesin bir tanesi.